Değerli spor severler, Göztepe'liler ve Göztepe'yi sevenler. Şu anda değişik bir mekanda, özel bir konukla, Burra yakınlarındaki Göztepe tesislerinde, Adnan Suvari tesislerinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz Göztepe. Yaklaşık 35-40 dakika arasında Sayın Başkan'la 16 ay içerisinde geçirdikleri evreyi ve daha sonra da planlarını öğreneceğiz. Sayın Başkan, hoş geldiniz deyip kısa bir açış yapacağım bu programa. Evet sevgili Murat, biz sana hoş geldin diyelim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Yani söylediğin gibi Göztepe Kulübü'nün 16 yıl aydır başkanlığını yapıyorum. Ve zaman zaman konular çok birikiyor tabii. Çok da hızlı bir süreçten geçerken başkan oldum. Zaman zaman hem camiaya hem taraftarlarımıza, Göztepe sevenlere vermek istediğimiz mesajlar. Henüz kendi televizyonumuz yok ama bu arkadaşlarımızın da önerdiği bir teknolojiyle. Süper bir teknoloji çünkü en yetkili ağızdan en doğru bilgileri Sayın Başkan'ın ağzından iletmek son derece güzel bir olay. Değerli futbol severler, bilindiği gibi Göztepe Kulübü 1925 yılında kuruldu. Ve bugüne kadar Türk sporuna çeşitli branşlardaki ilerleyen dakikalarda bu branşlardan da söz edeceğiz. Yüzlerce, binlerce sporcu, antrenör, teknik direktör, yönetici yetiştirdi. Yalnız futbolda değil, futbolun dışındaki branşlarda da gerçekten Türk sporuna hizmet eden bir kulübümüz. Sarı kırmızılı renklere sahip Göztepe Kulübü. Göztepe bilindiği gibi her ülkede olduğu gibi en önemli lokomotif bir branş futbol. Futbolda başarılı olduğunuz anlarda gerçekten sizi çevre, ülke ve dünya daha çabuk tanıyor. İşte Göztepe takımı da bunu yapmış. 1960'lı yılların ikinci yarısında efsane Göztepe ile ülkede o tarihte Avrupa kupalarında çeyrek final ve yarı final oynayan ilk ekip olmuş futbolda. İsmini bu dördüncü takım olarak tarihte yerini almış. Gerçekten Göztepe takımını ne kadar konuşsak azdır, ne kadar bahsetsek azdır. Değerli futbol severler, kuşkusuz başarıya ulaşmak için plan, program ve bu plan program ölçüsünde de aynı şeyi uygulamak başarının en önemli etkenlerinden biri. İşte son 16 ay içerisinde Göztepe Kulübü planlı, programlı hareket ederek önce ikincilikten PTT birinci ligine ve şimdi de Süper Lig'e adım adım ilerlemek üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ve Sayın Başkan'ın göreve geldiği tarih 24 Haziran 2014. Demek ki bu 15 ay içerisinde, hatta tam söyleyelim yanılmamak için bakıyorum Sayın Başkan, 15 ay 21 gün 178 gün içerisindeki Adil'den aldım bu bilgi doğrudur. Ve bu süre içerisinde Göztepe ile ilgili neler yaptınız, neler yapamadınız, onlardan kısacık bir giriş yapalım, ne dersiniz? Sevgili Murat, yani güzel bir 16 ay oldu tabii. Hani bugün hem yaptıklarımızdan hem yapacaklarımızdan bahsedeceğiz. Bir kere en önemlisi, ben camiayla başlayayım. Yani sportif başarılar. Senin söylediğin gibi özellikle futbol başarısı çok önemli. Ama herhalde camiada ciddi bir yol aldı. Camianın değişmesiyle, camianın tekrar üzerinden kulüp toprağını atmasıyla ilgili ciddi bir yol aldığımızı düşünüyorum. Ne yaptık? Bir kere kesinlikle şunu yapmaya çalıştım ilk geldiğim günden beri. Yani kulübü taraftara, camiaya elimizden geldiği kadar açıp onların ne dediğini çok dikkatli bir şekilde dinlemeye çalıştık. Yani kapısını taraftara açabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Bunu da en son zaten tabii şampiyonluk maçı olabilir ama bir Kırklareli maçı da bunu gösterdi. Yani 42 bin kişiyle 35 bin üzeri tamamen tahmin olduğu için hani az çok bunu resimlerden sayan arkadaşlar 40 binin üzerinde 42 bin kişi bir taraftar olduğu söyleniyor. Yani Türkiye'de şu an futbol seyircisinin azlığını düşünürsek yani son yıllarda futbol seyircisi bir realite bu. Oldukça sayı olarak bütün
Türkiye'de düştü. 42 bin kişilik bir seyirci kapasitesinin orada olması bizim bu süreç içinde önemli bir yol aldığımızı gösteriyor. Onun dışında tabii ki sadece seyircinin oraya gelmesi değil, gelen seyirci için de ailelerin eskisinden çok daha fazla bir araya gelebilmesi, bizim çok istediğimiz çocuk ve bayanların seyircilere eklenmesi. Yani camia olarak önemli bir mesafe aldık diyorum. Camiayı birleştirdiniz bir anlamda ama kulüpte, takımda, yönetimde yeni değişiklikler yaptınız belirli bir plan program çerçevesinde. Tabii yani zaten bütün bunları yapabilmeniz için, sizin eliniz hem camiayla olan ilişkileri, hem taraftarla olan ilişkileri, camiada önemli gördüğünüz iş adamlarıyla olan ilişkilerinizi düzenlemek zorundasınız. Ve bu da zaten tek başına yapılacak olan bir iş değil. Bunu kesinlikle kesinlikle başarılı olabilmek için bu konuda da profesyonel kadrolarınızı, yani biz hep kurumsal diyoruz, basit bir laf kullanıyoruz bunun için ama esasında geniş bir laftır. Bu şirketleşme çalışmasını, kurumsallaşma çalışmasını Göztepe Sportif Kulübü adına bir ileriye götürdük. Tabii daha burada alınacak oldukça mesafe var. Yani şöyle düşünmek lazım, ben bunu hep söylüyorum, sadece Göztepe için değil. Bir hazır bir düzene, gelmek kolay değil. Yani yılların çalıştığı bir düzen var. Bu yılların getirdiği alışkanlıklar var. Bu yılları getirdiği alışkanlıklarla beraber biz ben Göztepe Kulübü Başkanı olduğunda bu kulüp yönetimini daha pozitif bir yere taşımamız gerekiyordu. Onunla ilgili kadrolaşmaları yapıyoruz. Daha da yapacağız. Bunu uygulayabilecek olan kadrolarla çalışacağız. Zaten o olmadan bir yere de gidilemez. 16 ay önce başladığınız bu planlı programa çalışmanın ilk meyvesini geçtiğimiz sezon şampiyonlukla taçlandırdınız. Bu yıl da aynı şekilde devam ediyorsunuz Süper Lig'e çıkabilmek için. Sayın Başkan, şunu söyleyeceğim. Bu süre içerisinde yapamadığınız, sıkıntılı olduğunuz, problemli olan olaylar nedir? Bu konuda ne dersiniz? Yani şimdi hem Türkiye'de futbola baktığınızda, hem İzmir'de futbola baktığınızda, hem Göztepe'ye baktığınızda yani ortada bir takım sıkıntıların olduğu belli. Yani şu an Türkiye'nin üçüncü büyük şehriyiz diye hep söylüyoruz. Burada futbolda, ki bugün dünyada en önemli spor dalı diyebiliriz. Yani çünkü çok en fazla izleyicisi olan spor dalı olduğu hemen hemen kesin. Böyle bir dalda İzmir'in temsilcisi yok yani. Bu İzmir için çok büyük bir kayıp. Dolayısıyla zaten bu cümleden başladığımızda zorluklar kendini gösteriyor. İşte biraz sonra değinir, stadınız yok, şeyiniz yok. Yıllardır Göztepe Kulübü olarak özlediğimiz başarıyı elde edememişiz. Son 20 yıl içinde bir kere bir Süper Lig deneyimi yaşadık ama o da çok kısa süreli oldu. Dolayısıyla bir takım zorlukların bizim camiamızda, Göztepe camiasında da olduğunu zaten bilerek ben başkan oldum. Şimdi yavaş yavaş bunları aşmaya çalışıyoruz. Tabii hem demin sorduğunuz soruda olduğu gibi bir anda bunu yapmak için ne şekilde çalışacağınız önemli. Diğer tarafta da camiayı inandırmanız önemli bu başarının geleceğine. Aynı zamanda da başarı da isteniyor. Geçen sene bulunduğumuz yer çok çok zor bir yerdi. Yani ikincilikte Göztepe'nin temsil edilmesi çok çok zor bir şey. Yani öyle bir yerdesiniz ki size ait değil yani. Siz ne sizin istediğiniz kurallar çalışıyor, her şeyle. Yani bedeninizin olduğu yerle mekan birbirine uymuyor. Evet. Şimdi tabii buradan çıkmak onun için çok daha zordur. Yani bu tür yerlerden. Hani bunu başardık. Evet. İş kolay değildi. Bir de matematik olarak da kolay değildi. Yani siz garanti çıkmak için işte birinci olmak zorundasınız. Bu tür herhalde dünyada pek bir durum yoktur. Yani 18 takımdan bir tanesi çıkacak garanti olarak.
çok zor bir durum. Orayı tabii, orayı geçtik yani. Orayı geçmek bizim için çok çok önemliydi. Orayı geçtik. Göztepe'li olmanız ve başkanlığa gelmeniz, talip olmanız daha doğrusu, gerçekten gerçek bir Göztepe'li olduğunuz için siz hemen kulübün yanında doğdunuz, büyüdünüz. Biraz da genlerde var galiba Göztepe'lik Sayın Başkan. Yani bunu hep konuştuk, evet. Yani ben zaten Göztepe kulübünün yanında o özellikle başarılı yılların olduğu süreçte Göztepe kulübünün yanında çocukluğumu geçirdim. İşte o meşhur efsane kadroyu ki şu an hepsi abim. Onlarla da sık sık görüşüyoruz artık. İşte Fevzi abiler, Ali abiler, Gürsel abiler, Nevzat abiler. O devirde ben onların yanında yine Göztepe Kulübü'nün başka bir branşı olan Yelken Kulübü'nde, kendi çapımda. Çok da başarılı olmasam da hep söylüyorum, çok başarılı bir yelkenci olmadım ama benim abim biraz milli formayı falan yanlış hatırlamıyorsam giydi o yıllarda, hem Göztepe formasını hem şeyi. Ama Göztepe Kulübü'nde ben de yelken yapıyordum. Tabii yani o gün bizim için Göztepe her şeyimizdi. O zaman Güzel Yalı çok ufak bir semt. Bu Göztepe Kulübü'nde olduğu bina, benim bulduğum bina, orada yapılan ilk apartmanlardır yani. Evet. Şimdi Sayın Başkan yelkene getirmişken yani istersen Göztepe Kulübü'nün diğer branşlarına da biraz değinelim. Ne dersiniz? Handball, yelken, windsurf, tenis ve diğerleri. Diğer branşlara nasıl bakıyorsunuz? O dalda spor yapacak Göztepe'lilere ve Göztepe'yi sevenlere ne mesaj vereceksiniz? Oysa daha önceden voleybol ve basketbol takımları vardı. Şimdi ne düşünüyorsunuz bunlarla ilgili olarak? Şöyle yani, bir kere Göztepe spor kulübü diyoruz. Yani her ne kadar futbol ön planda olsa da Göztepe spor kulübü birçok branşta şu an mücadele ediyor. Ben geldiğimden beri özellikle handbola önem verdim. Niye? Esas da benim yıllarımda handbol yoktu. Hatta belki o zaman handbol sporu hatırlamıyorum. Yani acaba bir benim gençlik yıllarımda ön planda olan bir spor muydu? Ama Türkiye'de de o zaman çok handbol ön planda değildi. Ama Göztepe'de handbol branşının nasıl geliştiğine bakarsanız hakikaten Göztepe'nin kalbinden çıkmış bir branş. Yani tamamen yıllar boyu seyirci katkısıyla, camianın katkısıyla, hatta yani kulüp genellikle pek önem de vermemiş buna. Kendi içinde büyük özverilerle kalan bir handbol var. Salon sporu olarak handbolda gelir gelmez bunda ileri adım atacağımızı söyledik. Geçen sene o branşta da bütün maçlarımızı kazanarak üst lige çıktık. Şimdi de burada ilk Avrupa Kupalarında Göztepe'yi burada temsil etmek herhalde bize böyle bir imkanımız olacak diye düşünüyorum. Yani ilk dörde girersek Avrupa Kupası oynayabileceğiz. Bu konuda da iddialıyız. İnşallah ilk seneden ve hemen yan tarafta yelken tesisleri de var. Bir de şunu vurgulamak lazım. Bu tesisin hem futbol açısından hem yelken açısından emeğe geçenlere teşekkür etmek lazım. Evet. Son derece modern tesisler. Birçok dünya kulübünün elde ettiği imkanları gösterebiliyor. Burada elde ediyor. Sayın Başkan, bilindiği gibi bazı tarihçilere göre İzmir'in tarihi 5000 yıllık. Bazı tarihçilere göre 9000 yıllık. İlk oynandığı şehirlerden biri İzmir. Ama son yıllara dönecek olursak İzmir'in ilk futbolun oynandığı yer, ama son yıllarda İzmir'de stat yok, saha yok. Gürsel Aksel Stadı'nın durumu ne olacak? Bunlarla, tesislerle, statlarla ilgili görüşünüz nedir? Hatta bu şeyi bir kenara bırakacaksa olursak 2010 yılında Süper Lig'de İzmir'de maç oynayacağınız stat yok, saha yok ve son dönemlerde Gürsel Aksel Stadı'nın durumu ne olacak? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne bilgi vereceksiniz? Bu stat konusu zaten Göztepe'nin, Göztepe'de futbol en belirleyici şu an unsur. Hakikaten yani biz hep söylüyoruz zaten. Dünyada böyle bir örneği yok yani. Hem stadınız olmasın hem de işte Süper Lig'de başarılı bir takım olun. Maalesef Göztepe 1925 yılında kullanan bir kulüp ama en üst stadı yok. Ama iyi adımlar attık. Stattan önce demin söylediğiniz gibi tesise gelelim.
hemen ilerimizdeki yelken tesislerine. Geçen sene bunları hızla bitirdik. Şu an bu bulunduğumuz tesis hakikaten bugün süper kulüp, belki çok büyük bir tesis değil. Hani keşke ben burayı devraldığımda burada biraz daha büyük arsa olsaydı veya yan arsalarda büyüme imkanı olsaydı. Ama onu da büyüttük hızla. 1,5 sahaya çıkarttık bu sezon başında. Yani burası belki Süper Lig kulüplerinin bile bence özeneceği bir tesis haline geldi. Şimdi oradan devam edelim stadımıza. Stad konusu bizim için şu an Göztepe için en önemli konu. Geldiğim günden beri 16 ay önce de aynı şeyi söyledim. Şu anda da aynı şeyi söylüyorum. Yani Göztepe Stadı'nın Gürsel Aksel'de yapılacak olan bir Göztepe Stadı ihalesi bilindiği gibi bundan 2 yıl önce yapıldı ve bu konuda müteahhit de seçildi. Burada 15 bin kişilik bir stat yapılması planlanıyordu. İlk geldiğimde şunu söyledim. Ya dedim hani keşke Gürsel Aksel Stadı yerine başka bir yerde biz bunu planlasaydık. Niye bunu bu şekilde söyledim? Bir 15 bin kişilik stat Göztepe'ye yetmez. Hakikaten 15 bin, yani butik stat olarak bile baktığımızda 15 bin rakamı Göztepe camiası için küçük bir rakam. İkincisi de bizim altyapımız burada. Yani şimdi mesela Karşıyaka stadı Göztepe stadı deniliyor. Beraber konuşuyoruz bazen. Ama burada bir yanılgı var. Karşıyaka'nın altyapısı ve ya Karşıyaka stadı şu an başladı ama Karşıyaka çok fiil olarak kullanılan bir yer değildi. Bizim orada hem kapalı salonumuz var. 1000 kişiye yakın orada spor yapılıyor. Handball oynanılıyor, basket, voleybol okullarımız var. Şeyimiz var. Aynı zamanda Gürsel Aksel tesislerinde tenis, spor okulları ve çok büyük bir hafta sonları birkaç bin kişinin gittiği bir yer haline geliyor. Ancak şimdi bir de realist olmak lazım. İşin bir bu yönü var, bir de realist yönü var. Dolayısıyla şu an İzmir'de Göztepe'nin hızlı bir şekilde stadını yapabilecek bir arazi kimse tarafından bize gösterilemedi. Bu konuda da bayağı bir çalışma yaptık. Bir kolay bir şey de değil bu. En az bir 50 ile 100 dönüm arasında bir yere ihtiyacınız var, ulaşılabilir yer olması. Onun için biz şunu dedik. Biz o zaman Gürsel Aksel'de yapılacak olan projeyi destekleyelim. Tamam, biz SEM stadı olarak bir Göztepe'ye. Bununla ilgili çeşitli bakanlıkla görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde yapılan projeyle ilgili endişelerimizi anlattık. Ve şu an projeyi, bunu daha önce de kamuoyuyla paylaştık. Kesinlikle 20 bin kişinin üzerinde bir 21 seyircinin üzerinde bir stat haline getirdik. Ve daha önemlisi iki şey daha kazandırdık burada. Bunlardan biri İzmir'in çok ciddi sorunu olan bir otopark sorunu var biliyorsunuz. Bu statta 500-600 araçlık bir o bölgeye çok ciddi nefes aldıracak. Sadece maç günleri değil. Çünkü maçı normal 15 günlerde günde, de 15 günde bir oynuyorsunuz. Yani genel düşünmek lazım. İzmir'de o bölgede de ileride bir de tramvay projesinde yapılabilecek düşündüğünüzde 500-600 araçlık bir otopark alanı açtık. Ve yine Göztepe için çok önemli olan özellikle böyle bir semt stadında şehrin ortasında ticari olarak da faydalanabileceğimiz ama tabii ki ticari olarak faydalanabileceğimiz dediğimizde bazıları bunun altında nedir diye şey yapıyor. Ya bir spor kulübünün yakışan bir ihtiyacı de, olan ve ihtiyacı olan bir ciddi bir alanı da değerlendireceğiz yine stadyumun içinde. Şimdi bu bütün bunları yaptıktan sonra bunları da hep kamuoyuyla paylaşmıştık. Sağ olsun İzmir Belediyesi bu ihaleler yapılırken bir takım şeyler tam %100 araştırma yapılmadan yapılmış. Burada iki tane arsa sorunu vardı bizim Gürsel Aksel'in içinde. İki tane ortak vardı diyelim şey olarak. Bunlardan birisi İzmir Belediyesi'ydi. Gittik İzmir Belediyesi'ne bunu uzun uzun anlattık, projelerimizi anlattık. Sağ olsun bu konuda İzmir Belediye Meclisi bundan birkaç ay önce bu alanın stad yapılma koşuluyla kullanılması için rızasını ve iznini verdi. Ama orada küçük bir sorun var tahmin ediyorum. Bir özel mülkiyet var tahmin ediyorum. Şimdi ne olacak? Olacak mı, olmayacak mı? Şimdi ona geliyoruz.
Biz oh bir nefes almışken yani tamam dedik galiba artık müteahhit de bu işe başlayabilir, girebilir derken bu sefer yine uzun zamandır bilinen ama sorunun bu kadar kronikleştiğini bilmediğimiz bir özel mülkiyet sorunu çıktı. Onun için de şu an henüz orada Göztepe Stadı'nda faaliyet başlamadı. Biliyorum bugün özellikle seninle konuştuğumu duyanlar bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi istiyorlar. Onun için de ben de çok detaylı vermeye çalışıyorum. Şimdi peki o zaman ne oldu? Esasında müteahhit çalışmaya başlamak istedi. Fakat bu sefer şöyle bir sorun oluyor benim için, Göztepe Kulübü için. Şimdi biz müteahhiti içeriye çalışmaya başlatsak, demin söylediğimiz gibi orada neticede bir altyapı var. Altyapıyı mecburen ne yapacağız? Olduğu gibi orada başka bir yere taşınmak zorundayız. Ve yine bu bahsettiğim sorunlardan dolayı ileride inşaat durursa bu zaman bizim için en kötüsü olacak. Yani hem oradaki altyapımızı kaybedeceğiz hem de aynı zamanda stat da yapılamamış olacak. Onun için biz bu konuda emin olmadan bu işe başlamak istemiyoruz. Şimdi bu konuyu ilk bu proje zaten Binali Yıldırım Bey zamanında, Sayın Bakan zamanında çıktı. Hatırlarsanız evet. Onun bu projenin çıkması Binali Bey tarafından yine bu İzmir'de yapılan belediye seçimleri sırasında çıkarıldı. Sağ olsun o da işte bu iki tane projeyi İzmir'e kazandırdı. Şimdi de kendisi Binali Bey bu sefer bizim bölgemizden, Karşıyaka tarafından ilk bir ve ikinci bölge diyebiliyorsunuz İzmir adlandırılıyor. Bizim bölgemizden milletvekili adayı. Kendisiyle hafta sonu çok oturduk, uzun uzun görüştük yani. Peki ben, ümit var mı Sayın Başkan? Ne süre içerisinde? Hani eskilerin kuvvete fiili çıkacak herhalde. Çok eski bir politikacı. Binali Bey'in sözlerine ben inanıyorum. Binali Bey bu sorunun çok kısa bir süreç içinde aşılacağını, tamamen takipçisi olduğunu söyledi. Ve ben bu konuda Binali Bey'in sözüne güveniyorum. Yani benim beklentim artık aylar değil, günler, haftalar içinde Göztepe stadının evet, inşaatına inşallah dediğim gibi 20 bin üzerinde hatta 21 bin üzerinde. Niye? Bu arada da herkes zannediyor bu rakamı verirken hani tam böyle 20 bin diyoruz, 21 bin diyoruz, 21 bin üzeri diyoruz. Tam rakam vermek istemediğimizi düşünüyor. Şimdi bu dizaynı yaptık ama neticede final dizaynı yani son dizaynı yaparken olur seyirci sayısında açıdan dolayı şeyden dolayı bir takım azalmalar. Çünkü bizim stadımızda herkes doğru düz maç seyircisini istiyoruz. Evet. Onun için dikkatli kullanıyoruz ama gözüken tarafıyla 21 bini rahatlıkla ve geçebileceğiz. Ve kısa bir sürede başlanacağını yani tahmin evet, ediyorsunuz. Bunu artık en son Binali Bey'le olan görüşmemden sonra bunun başlanacağına ben de başlayabileceğine ben de ikna olmuş vaziyetteyim. Sayın Başkan, 90 yıllık tarihinde birçok başarıya imza atmış, birçok sporcu, yönetici yetiştirmiş bir kulübün maddi ve manevi değerleri de var Göztepe'nin. Şimdi bu değerler, bunların başında da logo geliyor, çeşitli şekillerde kullanılıyor. Bununla ilgili görüşünüz ne? Valla tabii bu şimdi biz geldiğimizde tekrar Göztepe'li logosu bizim için en kutsal şeydir. Bir Göztepe'li için, bütün takımlar için de öyledir. Kendi logoları sahip olduğu en kutsal değerdir. Şimdi bunu tabii Göztepe Kulübü dışında da bir takım, özellikle şimdi tabii artık sosyal medya çok önemli. Yani sadece artık hayatımızın bir parçası. Onlar da bunu benimseyip Göztepe logosunu kullanıyorlar. Burada arkadaşlarla ben sosyal medyayla hiç çekinmeden ilk geldiğimde toplantı yaptık. Yani onlara şunu söyledim. Yani mühim olan bu logoyu kullanmak, hepsi Göztepe'li arkadaşlarımız. Bunu kullanırken dikkatli olmak lazım diye. Genellikle bu özen gösteriliyor. Ama bazen şu da olabiliyor. Bunu da görüyoruz. Yani çok net olarak sosyal medyanın yarattığı bu yeni dünyada çeşitli ille de Göztepe'li olmayan kişilerin bile, kimliği belli olmayan, kim olduğu belli olmayan kişilerin bile buralarda bizim tam tasvip de etmediğimiz şekilde komünike ettiğini, görüşebildiklerini görüyoruz ama bunu hep yine bu arkadaşlarımızla paylaşıyoruz yani. Göztepe logosu ister storelarda kullanılırken, ister sosyal medyada kullanılırken bu bizim en büyük varlığımızdır. Bunu
en doğru ve en düzgün şekilde temsil edilmesi gerekir. Bu konuda olan hassasiyetimizi de her zaman koruyacağız. Ve bunun aksine bir davranış biçiminde olunduğunda da kesinlikle uyaracağız. Sayın Başkan, siz dünyada birçok dalda, gıdada, petrolde, enerjide hissesi olan, başında olduğunuz şirketleriniz var. Kuşkusuz enerji son zamanlarda dünyada en önemli konulardan biri. Enerjiyi tedarik etmek. Bununla ilgili çeşitli santraller, termik santraller kuruluyor. Hatta Türkiye çapında zannediyorum 80 civarında böyle bir termik santral var. Son zamanlarda basında da çıktı. Bu Çandarlı'daki santral için basında çıkan bu yayınlardan sonra görüşünüz nedir? İkinci sorumuzu daha sonra soracağım. Vallahi yani şimdi bu çok sağ olsun kendisiyle de tanışmıştım. Bergama Belediye Başkanı beni bir hafta önce aradı. Bu konuyla ilgili endişelerini, böyle bir santral yapılıksa bunu söyledi. Ben de kendisine çok kısa bir cevap verdim. Hatta espri yaptım. Ya dedim, bunu protesto edecekler varsa ben de onların içine gideyim. Yani ben İzmir'e, benim bu tür projelerim çok yani. Çeşitli şehirlerde var. Lisanslarım var, şeyim var. İzmir'e, İzmirlilerin kabul etmediği, özellikle çevre çok önemli bir konu. Çevrecilerin karşı durduğu hiçbir projenin içinde olmayacağımı kendisine söyledim. Dolayısıyla hani onu konuşmaya bile gerek yok. Madem çevre, Bergama civarında böyle bir tepki var ki bugün dünyada birçok yerlerinde kömür santralları. Ya bu bir de ithal kömür santralı yani. Ama İzmirliler bunu istemiyorsa, Bergamalılar bunu istemiyorsa kesinlikle ben İzmir'e onun için gelmedim. Böyle bir projenin içinde olmam. Dolayısıyla hiçbir ileride de olmam, bu sözümün arkasındasınız. Dün yine şirketlerinizden birinde genel enerjiden gelen bir tweet var. Onlar da Göztepe'nin geçtiğimiz sezonki başarısının tekrar edilmesini ve 2002 ve 2011 yılları içerisinde bu en üst kademesinde olan Sayın Mehmet Sepil'in artık aktif olarak bu şirkette olmayacağı konusunda bir tweet geldi, başarı dileyerek. Ne der? Ya şimdi tabii. Hani, emekli kelimesini söylemek istemiyorum. Yok, zaten emekli olmam yani. Şöyle şimdi tabii bu aktif uzak, evet, güzel. Enerjiyle yani, ilgili. Biraz yumuşatıyorsun işi. Ya şöyle diyeyim bakın. Ben genel enerjiyi 2002 yılında Mehmet Emin Bey'le beraber kurdum. Ya yani benim çocuğum, yani daha hatta hatırlıyorum ismini ne koyalım diye telefonla Mehmet Emin Bey'i aradığım, işte benim genel enerji ismini telaffuz ettiğim günü hala 13 yıl, 14 yıl oldu ve bugün hatırlıyorum. Bugün Londra borsasında Türklerin çoğunluk hissesi olduğu, tek halka açık şirket olarak hissesinin işlem gördüğü bir şirket. Yani benim için hayal gibi bir şey. 12 yıl önce bunu kurduğumda, 13 yıl önce, 14 yıl önce bunu söyleseler herhalde ben de inanmazdım yani. Ama şimdi dolayısıyla ama her şeyin de bir zamanı var yani. Neticede bir şeyi bırakmayı da bilmek. Türkiye'de zamanında bırakmayı bilmek. Zamanında bırakmayı bilmek bu Türkiye'de çok tartışılan bir şey. Ben de onu yapıyorum. Şimdi ben son 3 yıla kadar bu şirketin kurucusuydum, ortağıydım, CEO'suydum. 3 yıl önce İngilizlerle birleştirdik işte. Valeres'le genel enerji piyasayı kurduk. Dünyanın en ünlü CEO'larından biri, eski BP'nin CEO'su Tony Hayward geldi. Ben başkanlığa çekildim. Şimdi bundan 3 ay önce de bir Türk gencecik bir arkadaşımızı, Murat Özgül'ü, ki benim mezun olduğundan beri ODTÜ'den benim yanımdadır. Genel enerji piyasaya CEO oldu. Zaten şimdi o zaman benim kalma amacım kalmadı burada. Yani yine tabii şirket ortağı olarak şirkete yardımlarıma devam edeceğim. Ama yani, zamanımı çok ciddi alıyordu. Artık benim o zamanı oraya koymamın bir amacı kalmamıştı. Murat çünkü zaten benim ilişkilerimi, yaptığım her şeyi bilen biri. Bölgede bugün gitse bakanla da, başbakanla da, istediğiyle kişiyle görüşebilecek kadar o bölgede sevilen biri. Dolayısıyla aynı zamanda bu genç arkadaşımıza fırsat vermek lazım. Aynı şeyi bütün şirketlerimde yapacağım. Göztepe'de de yapacağım. İnşallah ama Göztepe'den
ayrıldığım, başkanlıktan ayrıldığım günde de böyle bir başarı hikayesinin arkasından... Gözünüzü arkada bırakmadan bırakacağım diyorsunuz. O önemli yani. Hedeflere varabilir. Yani şimdi benim için bu ayrılık harika bir ayrılık yani. Bir sürü hedefler koyduk. Çoğunu başardık. Son zamanlarda petrol fiyatı düşünce sizin bir sözünüz biraz... var Sayın Başkan, unutmayın. Yani enerjiden çok Göztepe beni daha çok heyecanlandırıyor diye tabii yani bir yerde 14-15 ifadeniz yıl... var. Tabii burada yapılacak çok şey var. Burada yapılacak çok şey var. Yani kulüp olarak, spor kulübü olarak yapacağımız çok şey var. Demin hani laf arasında biraz şey oldu. Sadece handboldan bahsettim. Benim en büyük hedeflerimden biri aynı zamanda Göztepe'yi amatör branşlarda da büyütmek. Yani işte şu an tesisimize çok yakın yelkeni var, windsurf'ü var, triatlonu var, yeni aşmayı. Şeyden sordun, ondan sonra atladık. Voleybolla, basketbolden de biraz bahsedelim Sayın Başkan. Onu atladık. Şimdi bu bana çok soruluyor. Yani işte voleybol, basket, Göztepe olacak mı? Ozan cevabı yani net koyalım. Evet olacağız kesinlikle yani. Aynı anda bütün kurşunlarımızı sıkmamaya gayret ediyoruz ama voleybol veya basket. Şimdi bakın, bir hep söylediğim bir şey var. Biz Göztepe'yiz, aynı zamanda İzmir'iz. İzmir'e talibiz zaten. Şimdi baktığımızda diyorlar nereye gireceksiniz? Ya şimdi Arkas gibi erkek voleybolda şampiyon olan çok başarılı bir takım var. Karşıyaka gibi erkek basketbolunda başarılı bir takım var. Şimdi bizim İzmir olarak onlara, yani benim Göztepe'de bu şubeleri kursam, rakiplerimden biri olacak. Halbuki biz sadece Göztepe'yi de İzmir ileri götürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla benim hedefim kesinlikle bayanlarda ya basket ya voleybolda. İzmir'de bu açık var. İzmir'de bu konuda iddialı takımlar yok. Bunlardan birinde yakın zamanda zamanı gelince girip yine diğer bütün branşlarda olduğu gibi hedefi olan bir Göztepe yarattı. Önce yani bayanlar gerek... basket ve voleybol diyorsunuz herhalde anladığım yani, kadarıyla. Ya ne gerek var? Ya bakın İzmir zaten diye bahsediyoruz. Sporda daha başarıya. Handbolda, handbolu İzmir şehri yapacağız dedik zaten. Yani bu bayanlarda da bu işi bir şekilde başlatacağız. Sayın Başkan, şimdi bana göre son derece önemli sorulardan biri. Göztepe Karşıyaka. Şimdi yıllar önce bu maçlarda iki kulübün taraftarları kol kola gelip maçları izlerdi ve o şekilde takip eder çıkardı. Şimdi Karşıyaka Göztepe ilişkileri konusunda ne diyeceksiniz, ne planlarınız var? Vallahi şimdi geldiğimiz günden beri demin yani İzmir için söylediğim gibi yani bunu şunu söylüyoruz. Karşıyaka Göztepe rekabeti bugün dünya çapında bir rekabet. Doğrudur. Yani dünya çapında hakikaten maalesef bizim futbolda Süper Lig'de uzun yıllardır oynayamamışız Karşıyaka'yla. Hatta Karşıyaka'yla oynanan o meşhur Guinness kitabına giren maçımızda ikinciliği. 1980 maçı da anlatmak yani, bize nasip oldu. Şimdi birincilik diyoruz. Evet. Şimdi bu rekabeti doğru bir yere oturtmamız lazım. Benim bütün söylediğim bu rekabet asla ölmemeli. Şehrin rekabetidir. Ama bunu herkesin faydalandığı, herkesin zevk aldığı, herkesin rahatlıkla bir Karşıyaka Göztepe maçına gelebildiği bir rekabet haline taşımamız lazım. Bu rekabeti iki takımın da lehine ve İzmir'in lehine çevirmemiz lazım. Bu sağ olsun Ali Bey başkanla hep konuşuyoruz. O da kesinlikle benim gibi düşünüyor. Bunu birlikte nasıl yaparız diye. Zaman zaman bu konuda kendi camiamdan da şeyler ne derler. Teklifi alıyorsunuz. Hayır öneriler... bu iş kolay değil diye. Kolay değil, evet. Kolay değil diye beni uyardıklar ama bir şeyi denemeden başarılı olmak yok. Yani oturacağız, ufak ufak da olsa zaten adımlar yönetim atacağız. Bazında pek sorun karşı... yok. Sporcular bazında da, taraftarlar bazında yani, zaman zaman. İlk defa mesela aynı şey, sponsorumuz aynı oldu. Evet. Aynı o biraz daha yaklaştırdı karşı daha yapacağız. Yani. Karşıyakalılarda da üst benim Ali Bey'i de gördüğüm, yani Sayın Başkan da gördüğüm. Onlar da aynı şeye çok önem veriyorlar, istiyorlar. Dolayısıyla ufak ufak adımlarla, büyük adımlar olmasa da bu yolda ilerleyeceğiz. Önümüzdeki sezonlarda Karşıyaka Göztepe maçını iki taraftarla kol kola giderek. Emin olun en büyük hayalim o yani. En büyük hayallerimden biri. Sadece Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarmak, Avrupa'da başarılı yapmak değil. Bir Karşıyaka Göztepe derbisini yine Süper 1981'deki Süper gibi. Süper Lig'de oynamak. Bu İzmir'in başarısı olur çünkü. Yani şu an İzmir kulüpleri olarak olduğumuz yeri düşünürseniz büyük bir hayal oluyor ama inşallah olur. İnşallah. Sayın Başkan, son zamanlarda geçtiğimiz yıllarda Göztepe Kulübü, madem taraftara geldik öyle devam edelim.
Gerçekten Göztepe'nin büyük bir taraftar kitlesi var. Geçtiğimiz sezonlarda olumsuzluktan ötürü hayli cezalar almıştı. Ama siz 16 aydan beri bu taraftarların aldıkları cezalar azaldı, azaldı, azaldı. Şimdi taraftarlarla ilgili bu sezon ve önümüzdeki sezon neler düşünüyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Yani bir olumluya giden taraf var. Onu vurgulamak istedim. Ya şimdi bir ilk önce olumsuz taraftan başlayalım. Olumluya, olumluya doğru gidelim. Bakın zaten özellikle futboldan bahsettiğimizde Türkiye'de bugün futbol kulüplerinin başarılı olmamasının en büyük sebebi sürekliğin olmaması. Yani şimdi biz futbolda bunu yapmayacağız. Bir kere yani camiamızın önemli kısmı bunu biliyor. Bunu herkesin algılaması lazım. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an birincilikte 7. haftanın geçen hafta 7. haftayı bitirdik. 7 tane teknik direktör değişti. Maalesef. Şimdi bu şekilde başarıyı yakalamak mümkün değil. Yani bu birbiriyle ilişkili bir manzume oluyor. Teknik direktörü gönderiyorsunuz. Şimdi genellikle takımı kim kuruyor? Teknik direktör kuruyor. Gönderdiniz, hadi bakalım ne yapacaksınız şimdi bu oyuncularla? Çalıştıran da o, sorumlu da o, biri bilen geliyor, de o. Oyuncular değişiyor. Oyuncular değişince ekonomi tekrar sarsılıyor. Dolayısıyla altyapısını düşünün. Siz teknik direktörsünüz sevgili Murat. Allah aşkına en çok teknik direktörlerin eleştirildiği konu nedir? Altyapıya önem vermiyorlar. Doğru, bugün maalesef çok nadir teknik direktör altyapından oyuncu oynatma cesareti var. Peki siz olsanız oynatır mısınız? Yani sizin işiniz, sizin işiniz, yarışmacı. Sizin işiniz sadece haftalık başarılarla ölçülüyor. O zaman siz bir Salim'i, bir Fatih'i, bir Tuncay'ı oynatır mısınız? Oynatmazsınız. Evet. Ya bu yaşayan tabiatına aykırı. Çünkü sizden beklenilen kısa vadeli başarılıysa siz de ona göre şey var. Zaten teknik direktörler, yardımcıları falan emin olun gittikleri şehirlerde ev tutmuyorlar. Yani askerlik gibi bir iş. Kısa dönem askerliği. Kısa dönem askerliği. Şimdi biz Göztepe Kulübü olarak bunu yapmayacağız. Yani bir kere camia bunu bilsin. Yani tabii ki Metin Diyadin çok beğendiğim, bir kere adam gibi adam, takdir ettiğim bir hoca başında. Metin Diyadin'in başarılı olup olmadığına sezon sonunda karar veririz. Yani aksi taktikte davranıldığında da, tamam mı, bunun hiçbir başarı getirmediğini ve bütün kulüplerin şu an esasında maddi olarak bugün Türk kulüplerin hepsi çok zor durumda. Biz değiliz Allah'a şükür. Ondan sonra yani bütün başarısızlık buradan geliyor. Doğru dürüst altyapı kuramazsınız, hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla benim taraftarımızdan en çok istediğim şey, lütfen sabırlı olalım. Yani olaylara pazartesi günü, Göztepe pazartesi günü takımı olmasın. Pazartesi gününün olabilir, yenilebiliriz. Çünkü önümüzde 2 puanlı bir takımla oynuyoruz. Onlar da yenmeye çıkacaklar, biz de yenmeye çıkacağız. Yani bu başarıyı bir bekleyelim. Sabırla. Ya yani bir de başarı bir tek bu sene bizim Süper Lig'e çıkmamız değildir ki. Ya yani daha bir sürü başarı var. Acaba biz altyapıdan kaç oyuncu yetiştiriyoruz ki, altyapımız yok. Yani onu başka bir gün seninle hakikaten konuşmak isterim. Altyapıyla ilgili düşüncelerim ama o tek başına bir program. Şunu söyleyelim sevgili Göztepe'lilere ve Göztepe'yi sevenlere. Doğru, ilk ağızdan böyle yayınları ben de yapalım, taraftarım. Tabii tabii. Altyapı. Çünkü evet yani en doğru bilgi başkandan direkt olarak hatta evet. Yok, belki diğer arkadaşlarımız da olur. Yani olsun da onu demek istemiyorum. Yani, en yetkili başkandan daha doğru bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum doğru. Ben. Yani bütün ben camiadan şunu diyeceğim. Biz ne dedik? Biz Göztepe Kulübü olarak başarılı olacağız. Bunu da sabırla yapalım. Hiç kimse bunu sabırla yaparken de kısa vadede sonuçlara bakmayalım. Başarı ancak böyle gelebiliyor. Yani bütün başarılı takımlara baktığınızda işte nedir? Yani bir kadro gelir, teknik direktör gelir, oyuncular gelir. Birinci günden başarı yakalanmıyor. Üstelik bir de yani şey yapıyorum hani bu ben de yani esasında o taraftarlar gibiyim, biliyor taraftarlar, ben gidip protokolde falan maç seyretmeyi, ya o maçı seyrederken işte hiç Metin niye bunu oynatmıyor işte şu böyle kafamdan bin bir türlü şey geçiyor ondan sonra, ama maç bittiğinde yani şunu hep beraber fark etmek zorundayız, ne biz burada bu sahanın üzerinde onların antrenmanını izliyoruz, ne
Oyuncuların ne problemi olduğundan en ufak bir haberimiz var. Dolayısıyla bir kişiye güvendiysek ki bence Türkiye'nin önemli teknik direktörlerinden biri Metin Diyar'da, inşallah bunu hep birlikte göreceğiz. Ondan sonra arkasında bunun durmamız gerekiyor. Benim de yaptığım o, asla savunma odasına gitmem. Yani böyle şey olmaz yani. Dünyada da olmayan şeyleri biz Türkiye'de çıkarıyoruz zaman maalesef. Zaman zaman Türkiye'de görüyoruz diyelim. Yani peki bir de senin pozitif tarafına sorunum gelelim. Yani biz esasında Türkiye'de ve İzmir'de her yerde olan ve bu benim şu an söylediğim şey maalesef söylediğim gibi 7 teknik direktör değişti. Yani insanlar çok çabuk başarı bekliyorlar. Evet. Bunun da maliyeti çok büyük oluyor hepimize. Ve de maddi faydası, manevi. Maddi manevi maliyeti çok büyük oluyor. Yani sabırlı olacağız. Peki sabırlı olduktan sonra gerekiyorsa demin söylediğim gibi değişimleri de yapacağız. Peki neyi başardık? Aynı bu benim biraz şimdi staj yaptığım camia. Bazı arkadaşlar yani aceleci davranıyorlar, çabuk morallerini bozuyorlar. Biz yıllardır ceza konusunda liglerde evet, öncülük yapmışız. Yani maalesef iyi bir öncülük değil ama oldukça. Burada tabii ki aynı zamanda bizim camianın haksızlığa uğradığı da noktalar olmuş. Yani bu yediğimiz cezalarda. Ancak bugün çok daha otokontrollü. Hakikaten aklı serimli. Bir seyirci topluna doğru gidiyoruz. Daha henüz vardığımız bir, başardığımız bir nokta yok ama o yola doğru gidiyoruz. Yani çünkü şöyle bakın. Neticede orada en son yediğimiz cezada yani bu eski bilinen sikkaflı küfürlere bile gerek kalmadan biz... bir hakemlerle ilgili hiç sinkaflı olmayan bir küfür kullandık. Orada da yine cezaya, Futbol Federasyonu bize ceza. Kurallar bunlar. Yani burada seyircimizin, çok maçı seven, oraya gelmek isteyen seyircimizin bu konularda dikkatli olması gerekiyor. Onlar da zaten her gün daha fazla dikkatli oluyorlar. Yani önümüz açık. O konuda çok mutluyum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Mesepil yaklaşık 40 dakikalık bir süre içerisinde Göztepe'nin tarihinden aldık, başarısından bahsettik. Ligdeki pozisyonuna baktık, enerjiye girdik, Karşıyaka'dan geçtik, taraftara geldik ve yavaş yavaş da bu sohbetimizin sonuna geliyoruz. Sizin ilave etmek istediğiniz başka bir şey var mı Sayın Başkan? Yani Göztepe çok önemli bir camia, hem İzmir için hem Türkiye için. Bunun en iyi örneğini biz geçen sene tabii çok daha ufak yerlere gittik. Trabzon'un bir pazar ilçesine gittiğinizde Göztepe 11'ini sayan köy, bir sürü kahvede köylüyle karşılaşıyorsunuz. Yani bu Göztepe'nin nasıl bir kulüp olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla inşallah ben buraya geldim. 16 ay önce de aynı şeyi söyledim. Bugün de aynı şeyi. Heyecanımı hiç yitirmedim. Oluyor. Ben de seyirci gibi moralimin bozulduğu günler oluyor. Yani ilk bandırma mağlubiyetinden sonra sabaha kadar uyuyamamıştım. Ondan sonra iddialı biriyim. Yani. Evet. Ama neticede iyi adımlar atıyoruz. Daha çok yolumuz var. Altyapımız var. Daha mağazalarda daha iyi yapmak zorundayız. Yani şu an bana zaman zaman insanlar eleştiriyor Göztepe'yi. Ben de zaten eleştiriyorum. Yani daha mükemmel değiliz. Mükemmele yakın bile değiliz. Daha almamız gereken bir sürü mesafe var. Harika bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Dediğin gibi arada bunu böyle tekrarlayıp mesajlarımızı direkt olarak, evet, doğru yani, olarak aynen, ve çabuk olarak vermekte yarar var. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan Mehmet Sepeli, Göztepe Kulüp Başkanı. Değerli spor severler, Göztepe'liler ve Göztepe'yi sevenler, az önce Sayın Başkan'ın vurguladığı gibi Göztepe'nin genel bir değerlendirmesini yaptık. Planı, programı kendi ağzından dinledik. İleriye nasıl bakıyor onları öğrendik ve inşallah bundan sonraki programlarda yine birlikte olmak istiyoruz. Şimdilik hoşça kalın efendim.